sahip. Biz sadece bence çocuk dergilerini konuşmayacağız. Dergilerin problemlerini, kültürel hayatımızı, bu kültürel hayatta çocuğun yerini, bütün bunları bir yerlere koymaya çalışacağız diye umuyorum. Söz içerisinde konuşurlarken de kendilerini tanımış olacağız. Salih Bey ile Erol abi dostumuzu buraya alalım ve yavaş yavaş başlayalım. Buyurun arkadaşlar. Söz sizin, kelam sizin. Görüntü ne? Ben yapıyorum. Kullanmayacaksanız alacağım. Evet değerli misafirler, hepinizi selamlıyorum. Ben bir başlangıç yapacağım, sonra Salih Bey devam edecek. Sonra aramızda paslaşacağız. Tırnak içerisinde moderatörsüz, yani oturum yöneticisi olmadan bir panelvari bir sohbeti birlikte gerçekleştireceğiz. Salih, ben alışkınım yönetici olmadan toplantılara. Sen de alışkınsan sorun yok. Güzel bir paslaşma yaparız inşallah. Hemen sözlerimin başında bugün bizi buraya davet ettikleri için, sizinle buluşmamıza vesile oldukları için biz Edebiyat Derneği'ne, onun çok değerli yöneticilerine, bizimle doğrudan temas kurduğu için Namık Ayhan ağabeyimize ve sunuşumuzu yapan Güzel İlbak ağabeyimize teşekkür ediyorum. Hepinize güzel bir sohbet diliyorum. İnşallah buradan ayrılırken çocuklarla ilgili, çocuk devriciliğiyle ilgili biraz daha ümit var olarak ayrılırız. Duam bu şekilde. Şöyle yapabiliriz. Sohbetin akışını çok bozmayacak şekilde arada sizin katılımınızı da arzu ederiz. Arada böyle soru olabilir veya bir katkı sunmak isteyen varsa o an katkısını yapabilir. Ama tabi akışı bozmayacak şekilde bunu yaparsak güzel olur. En sonunda tekrar soru cevap şeklinde devam edebiliriz. Tabi burada Mavi Kuş ve Minika dergileri üzerine çocuk dergilerini konuşacağız. Neden iki dergi üzerine konuşacağız? Çünkü iki konuşmacı olarak Salih benim hayatımızda ikimizin kesiştiği noktadır. Mavi Kuş dergileri ve Minika dergileri. Mavi Kuş 96 yılında çıkmıştı. Salih ile birlikte oradaydık. Mavi Kuş dergisini beraber çıkardık. Unutuyorum ama herhalde yazışan cümleyi sen yapıyordun. Ben yan yönetmenliğini yapıyordum. Sonra yıllar sonra tekrar bir çocuk dergisinde bir araya geldik. Türk Boğaz Medya grubundaki iki dergi, Minika Çocuk. Minika Çocuk 3-6 yaş arasında hitap eden bir dergi. Minika Go ise 7 yaş üzeri çocuklara hitap eden bir dergi. Aynı isimli televizyon kanalları da var bilirsiniz. Ama biz televizyon kanalları değil, yayın kısmı, dergi yayıncılığı kısmı ile ilgiliyiz. Salih tamamen mutfağın içerisinde bütün süreci o yönetiyor. Ben de yayın danışmanı olarak zaman zaman Salih'in işlerine katkıda bulunuyorum. Sürecin biraz daha iyileşmesi için, daha iyi çıkması için ben de elimden geldiğince Türk Boğaz Medya Grubu'ndaki bu çocuk dergilerinin yayın sürecine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Tabii çocuk dergileri diyoruz ama çocuk dergilerinin şöyle bir özelliği vardır. Ben o özelliğini anlatarak muhtevaya girmiş olayım. Çocuk dergileri aslında aynı zamanda büyüklerin de dergisidir. Şöyle bir benzetme yaparım ben. Gerçekten çocukların ilgisini, heyecanını, merakını, çocuğun fıtratını, doğasını dikkate alarak çıkan bir dergi. Bu konuda başarılı ise yetişkinler de o dergiden aynı derecede keyif alırlar. Dondurmaya benzetirim. Dondurma aslında çocuklar için üretilmiş olmasına rağmen başlangıçta. Ama ondaki o destek, o keyif, bunu başka tatlılar, başka yemekler için düşünebiliriz. Çocuklar için çıkarılmış, çocuklar için üretilmiş olmasına rağmen ondaki başarı büyüklerin de o lezzete, o keyfin önemesine vesile olmuş. Bunu aslında çocuğa görelilik ilkesi diyebiliriz. Yani edebiyatta çocuğa görelilik ilkesi. Bir edebi ürün, çocuğu dikkate alarak ortaya çıkarmış bir edebi ürün gerçekten başarılı ise ondan büyükler de faydalanır, keyif alır, zevkle okur. Çizgi filmler bunun güzel örneğidir. Hikaye kitapları, romanlar, masallar bunların örnekleridir.
Dolayısıyla çocuk dergisi dediğimiz zaman sadece çocuklar için değil, aynı zamanda çocukları seven, çocuklarla ilgilenen, çocukların süreçlerini takip eden anne babalar, aileler, öğretmenler, pedagoglar, psikologlar için de çocuk dergisi gerçekten hem büyükleri de yetiştirici, büyükleri de rehabilite edici hem de büyüklere malzeme sağlayan içerikteki yayınlardır. Biz de çocuk dergilerini çıkarırken, çocuk dergiyle uğraşırken yaptığımız işin sadece çocuklara değil, aynı zamanda annelere, babalara, büyüklere de faydası dokunduğunun farkındayız. Mesela Mavi Kuş'tan bir örnek vereyim. Mavi Kuş'un çıktığı yıl, 96-97 yılında bizim okullarımızın en az yarısı büyüklerdi. Bu o dönem çok tuhaf karşılanırdı, hatta eleştirilirdi ama biz yaptığımız için, farkında olduğumuz için büyüklerin dergimize abone olmasından ve gelip bazen Darüşşafaka Caddesi'nde, İl Fatih'te bazen kapıya kadar gelip dergileri almasından çok da memnun oluyorduk. Büyükler geldikçe evet biz doğru yapıyoruz bu işi diye de düşünüyorduk. Mavi Kuş'la ilgili biraz kimlik bilgisi vereyim. Sonra Salih devam etmesini arzu ediyorum. Mavi Kuş Çocuk Dergisi 1996 yılında çıktı. Çok uzun yıllar çıkmadı. 20 sayı çıktı. Ve sonra 18 sayı çıktı. Sonra uçtu gitti, bir daha geri dönmedi. Ama çok kısa süreli, 18 sayı çıkmış olmasına rağmen edebiyat dünyasında, çocuk yayıncılığında bir önemli bir kilometre taşı olarak hala konuşuluyor. Kendisinden sonraki bazı dergileri bu anlamda ilham kaynağı oldu. O dergilerin isimlerini zikretmek ne kadar doğru bilmiyorum ama belki Salih Bey zikreder. Yani doğrudan etkilediği Mavi Kuş tipi çıkan dergiler oldu daha sonra. Ve bugün hala işte çocuk dergiciliği konuşulurken Mavi Kuş ismini bir kilometre taşı, bir dönüm noktası olarak zikredilir. Neden öyle olduğunu sonraki dakikalarda konuşmak isterim. Ufak bir espriyle ben bu cümlemi tamamlayayım. Mavi Kuş'u bitişik yazıyoruz. Ayrı yazmıyoruz. Yazıldığı gibi okunuyor. Şunun için biliyorsunuz bu Sokotlu Üstadımızın Mavi Kuş diye bir çalışması var, hikayesi var. Genellikle akademik metinlerde bile bu ikisi karıştırılarak bazen karıştırılıyor. Mustafa Kutlu'nun eseri Mavi Kuş ayrı yazılan bir kitaptır. Bizim çocuk dergisi olan Mavi Kuş bitişik yazılır ve küçük. Ve küçük yazılır ve öyle de okunur. Evet Salim. Evet, merhaba. Şimdi madem Mavi Kuş'tan açtık sözü, oradan devam ettireyim ben. Şimdi Mavi Kuş bilmiyorum yaş itibariyle çocukluğumuza denk geliyor hiç olmasın ama şöyle göstereyim ben. Böyle bir dergiydi. Cilt halinde. Yatay bir dergi. Cumhurbaşkanımızın yıllar sonra seslendirdiği yatay mimariye dönüşü. Biz yıllar önce yapmıştık dergicilikte yatay mimari. Şimdi hepsi dikey çıkıyor dergiler ama yatayı o zaman keşfetmiştik. İlk sayısı böyleydi. Bismillah diye başlayan 48 sayfalık bir dergiydi. Her sayısında ayrı bir konu işte. Şimdi o günün şarttan düşündüğümüzde tabii internet henüz gelmişti 96 yılı. Birçok evde yok. Cep telefonu hakeza herhalde o da yeni gelmişti. Yani ancak böyle iş adamlarının, patronların kullandığı bir lüks cihaz olarak vardı. Dolayısıyla bilgiye, teknolojiye vesaire uzak olman bir dönemde bir dergiyle çıkıyorsun ve bütün formatların dışında o güne kadar yapılmış çocuk dergileri tamamının dışında edebiyatı önceleyen, çocuklara okuma zevkini aşılamak için illüstrasyonları son derece çarpıcı, o güne kadar karikatür tarzı şeylerle giden bir ortamda bir kitap gibi dergi sunuyorsunuz. Ve şartlar işte dağıtım, reklam vesaire bunlar çok zor. Sosyal medyada bir şey yok. Ancak büyük paralarla gazetelere, televizyona reklam vererek belki yapabilirsiniz. Bizim de o gücümüz yoktu zaten. Böyle bir dergi de Türkiye'nin en iyi yazar ve çizerlerinin buluştuğu, 25 yazar çizerin bir araya geldiği bir dergi. Erol Bey'in de dediği gibi çocuklar kadar büyüklere de seslenen bir dergi. Bu haliyle Mavi Kuş
hakikaten bir çığır açtı. 18 sayı yayınlanmış olsa da etkisi 18 yıldır devam eden bir belki yıllara yaklaştık. Bu dergi özlerinden sonra işte bunun etkileşimleriyle vesaire birçok dergi çıktı. Ama hiçbiri bu etkiyi nedense uyandırmadı. Çünkü bir algıyı, yerleşik bir çocuk dergisi bir algısını kırmış bir dergi Mavi Kuş. İşte birçok ödül aldı vesaire. Ama uzun süreli olmadı. Yani bu hem işte bayilerde olmaması, tamamen abonelik sistemiyle gitmemiz vesaire bir süre sonra kapatmak durumunda kaldı şirket. Ve Mavi Kuş'u sonlandırdık ama hep içimizde bir ukde olarak tabii ki bir dergi çıkarma fikri hep vardı Erol Bey'le zaman zaman görüştüğümüzde ama nasip olmadı. Bu iki yıl önce Turkuaz Medya Grubu'ndayken ben Sabah Gazetesi bünyesinde çalışırken Serhat Bey'in işte televizyon kanallarımız var bir de dergi çıkaralım çocuk dergisi fikriyle iki dergi hazırladık. O görevi bana verdi. Şimdi şöyle bir durum var. Yani aradan 20 yıl geçiyor. Teknoloji, dünya, çocukluk, büyük, yetişkin her şey artık değişmiş bir durumdayız ve dergi çıkaracaksınız. Bu zor bir şey ve merkez medya içindesiniz. İşte Minika Go, Minika Çocuk televizyon kanallarınız var. İşte onların içeriği %100 o dönem için yabancı, yeni daha yerli Türk çizgi filmler var. Ve böyle bir içeriği olan televizyon ismiyle dergi çıkarıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Yani şimdi ismini duyan birçoğunuz belki Minika Go ismini gördüğünde içeriğinin çok yabancı, çizgi film karakterleriyle dolu. Neydi belirsiz belki. Bir şey olarak algılamanız mümkün. Çünkü ekrandan da gördüğüm şey yabancı çizgi filmler. Ve gençliğe hitap eden çizgi filmler biraz vurduru, kırdırı vesaire. Bunun için hakikaten çok sıkı pazarlık ettik. Yani içeriğinin televizyondan bağımsız, tamamen çocukların okuma kültürü ne hitap edecek ama gündemi de tabii ki çocuğun güncelliğini de hayata bakışını da bir çocuğu yakalayacak bir dergi formatı olursa dedim böyle bir şeye evet derim. Televizyondan hiçbir şey taşımam. Çünkü televizyondaki gösterdiğiniz çizgi filmlerin bizim kültürümüzde, dinimizde, ahlaki değerlerimizde her neyse hiçbir karşılığı yok böyle bir şey ve bunun da zaten edebiyat olan bir şey değil, bir görsel bir şey. Biz edebiyat tarafına ancak yüklenebiliriz. Ancak şu olabilir, belki dergiden televizyona taşıyacağınız yerli işler çıkarabiliriz. Siz bunu çizgi filmini yaparsınız vesaire, programı yaparsınız. Televizyonu besleriz, biz televizyondan beslenmeyiz. Bu konuda mutabık kaldık. Zaten düşüncesi de oydu Serhat. Yani bize ait bizim kültürümüzü, ahlaki değerlerimizi, milli değerlerimizi önceleyen bir dergi. Ne kadar merkez medya olsa, her yere sesleniyor olsak da içerik tamamen bu yönde şekillensin isteği olunca oturduk, bir format hazırladık. Erol abi de sağ olsun o süreçte desteğini esirgemedi. Onu da hemen dahil ettik. Zaten orada yıllardır bekliyoruz çocukların dergisi olsun diye. O iştahla, şevkle İki dergi hazırladık. Biri okul öncesi, biri okul dönemi. Tıpkı televizyon kanalında olduğu şekilde. Ve o algıyı kırdık. İsim de kıramadık, değiştiremedik. Bir marka değeri var çünkü artık yerleşmiş bir şey. Ekranın gücü var. Çocuklara işte yeni bir ürün sunduğunuzda artık çocukların gözü hep ekranda olduğu için yeni bir dergiyi oturtmak ismi vesaire bir süreç. Ama Minika Go dediğinde televizyonla bağdaştırıyor ve bayda geldiğinde bunu talep ediyor. İçerik tamamen yerli, milli ve edebiyat endeksi. Ama bu demek değil ki sadece edebiyat değil. Mavi Kuş'tan çok bağımsız, farklı bir şey. Bunun nedeni basit. Yani artık dijital bir çağdayız. Her şey parmaklarımızın ucunda.
büyüklerin, yetişkinlerin, dedelerin bile artık bir dadısı var, teknolojik dadılarımız var ve onlarla vakit geçiriyoruz. Ekrana dönük bir yüzümüz var ve günümüz çocuğuna bir yazıyla, çizgiyle seslenmek hakikaten çok zor bir olay. Yani o kadar zor ki bu zorluğunu, yani arkanızda televizyon büyük medya gücü olmasına rağmen yaşıyorsunuz. Çünkü çocukların özellikle 7-14 yaş, yani okula başlamış çocuğun algısı, bakışı, dünyaya, hayata bakışı tamamen ekran üzerinden odaklı. Hepinizin çocuğu var biliyorsunuzdur. Ve onu yazıya çekmek, bir dergi sayfasına çağırmak biraz nostaljik bir durum, arkaik bir durum aslında. Bunun handikapını yaşadık ama aştık. Şöyle düşünün, dünyada 7-14 yaş grubu çocukların %70'i ekranda, %70'i ve 10 yaş altı çocukların internet kullanıcıları içinde, dünya nüfusu içinde %3'ünü 10 yaş altı çocuklar oluşturuyor. Tamamen dijital bir çocukluk dönemi var ve siz onlara işte bir dergi sunuyorsunuz. Bizim için, bizim yaş kuşağı için çok anlamlı, değerli bir şey kağıt. Bir değeri var, manevi bir tarafı var, kokusu var. Dokunduğunda kokusu var vesaire. Ama bu anki çocuk için hiçbir haberisi yok. Sadece işte okullarda, sonraki belki kitaplarla tanışıyor veya çok meraklıysa, hani orası evinde kütüphanesi vesairesi varsa kitaba, kağıda bir aşinalığı oluyor. Onun dışındaki çocuğun bir iletişim şeyi yok. Tamamen dokunmatik, ne sokağa ne kitaba dönük bir yüz, prize bağlı bir hayat herkesinki. Ve böyle bir ortamda mini kadar çıkardık. Şu an 22. sayı Ocak'ta, Aralık 23, Ocak'ta ikinci yılı dolduruyor iki dergide eş zamanlı olarak ve geldiğimiz nokta çok iyi bir nokta. Bir takım sorunlar olsa da Türkiye'deki çıkan çocuk dergileri zaten çok fazla değil. Sayabileceğim şeyler işte satış rakamları olarak işte Bilim Çocuk, TÜBİTAK'ın, Meraklı Minik gibi TÜBİTAK'ın okul öncesi. Bunlar zaten devlet destekli okullara giren dergiler. Onun dışında TRT Çocuğu var. Onda bir edebiyattan ziyade daha çok ekrandaki çizgi karakterleri kullanarak hazırlanan bir dergi. Minika Çocuk, Minika Go var. Ekran ismi taşıyan ama tamamen yerli edebiyat, eğlence içerikli iki dergi. Sonra Bilge Minik, Bilge Çocuk var. Yeni Şafak Kulübü'ne ait yine okul öncesi okul dönemi. Toplam 5-6 dergi, 7 dergi etti. Bir tane de işte sayabileceğimiz National Geographic dergisi var. O daha çok hayvanlar vesaire belgeseller üzerinde fotoğraflı kurgulamış. Yine edebiyat formatı olmayan, çocuğa bir dil zevkinden ziyade bilimsel merakını gideren TÜBİTAK'lar gibi dergi. Sonra Araştırmacı Çocuk var bildiğim kadarıyla. İki ayda bir yayınlanıyor zaten. O da daha çok bilimsel konulara ilgi duyan çocuklarla ilgili bir dergi. Onun dışındaki gördüğünüz raflarda gittiğinizde bir DNR'a, bir Migros'a bir yere gördüğünüz dergi standında, çocuk dergi standında bir sürü dergi çeşitliliği var ama diğerleri hep böyle karakterler, çizgi batıda üretilmiş karakterlerin işte pembe renkli kahramanların, kedi kızı bilmem neyim, böyle çok tutmuş karakterlerin oyuncaklarını vererek içi 8 sayfa hiçbir şey yok. Tamamen karakterler üzerinde metin bile yok birçoğunda. Yapıştırması bilmem ne var ama oyuncağını veriyor, bir çanta veriyor, bir makyaj malzemesi veriyor falan filan. Öyle satış yapıyorlar. Bunlar da yasak aslında. Promosyon yasasına göre plastik bir ürün promosyon veremiyorsunuz zaten. Zaten onlar çocuk dergisi sayılmıyor. Yani toplasanız 10 dergi
Türkiye'de 20 milyon çocuk var, 18 milyon öğrenci var. 10 dergi çıkıyor ve satış rakamı herhalde hepsini toplasanız 200 bin, 300 bin vurmaz. Bunun %40'ını Minika Çocuk ve Minika Go oluşturuyor. Satış rakamı olarak çok iyi durumdayız. Ve bu süreç devam ediyor. Grup desteği arkamızda olduğu için biraz rahatız. Çünkü artık hani işte son dönemde çok konuşuldu. Kurdaki artış, kağıda gelen zam vesaire dergiciliği bir anlamda zorlamaya başladı. Maliyetler çok arttı. Biz de geçen ay zam yapmak zorunda kaldık. Ama buna rağmen iyi satıyoruz, ayaktayız ve devam ediyoruz. Bizim burada artımız şu, arkamızda 25 kişilik bir yazar kadrosu var, dışarıdan çalışan yazar çizer. Ama içeride 3 kişiyle, Devrola abi, 4 kişiyle bu iki dergiyi her ay hazırlıyoruz. Çocuklarda dergiye bakış şu, yani şimdi körü körüne de gitmenin anlamı yok. Yaşanan gerçekliğe bakacaksınız, çocuklar ilgisine bakacaksınız, ne istiyorlar, ihtiyaçları ne, bugünün çocuğun dünyasında ne var? Bunu yakalamadığınız zaman edebiyat yapmanın da anlamı yok, bir dergi çıkarmanın da anlamı yok, hiçbir şeyin anlamı yok. Çocuğu tanımıyorsan, bugünün çocuğuna seslenemiyorsan, onları yakalamıyorsan veya onlara yakalamıyorsan ancak havanda su döversin. Yani çocuk edebiyatçısı da, yazarı çizeri de kendini güncellemek zorunda. Yani 1960'larda değiliz, 70'lerde değiliz. 2018'deyiz, 2020'deyiz ve artık dijital bir çocukluk var. Ve o çocuğu nereden yakalayacaksın? Yazıya çağırıyorsun. Bambaşka bir artık onun için soyut olan bir şeye çağırıyorsun. Yeni eski nesil için dijital ortam bir somut bir şey değil. Soyut, ekran. Yok hükmünde belki ama o çocuk onun içinde artık. Bunlar yok hükmünde. Bunlar arka yıkasında çocuk. Onun için içeriği çok iyi kurguladık. Sürekli çocuklarla görüşüyoruz. Ve çocuğu yakalayan şey bayide. Bizim abone sisteminden çok bayilerde satıyoruz zaten. Bayide yakalayan şey çocuğa bir hediye promosyon. Bu önemli bir şey. Çocuk aldığında dergi hemen böyle arkasına bakıyor. Ne verdi acaba? İçinde ne var? Bir hediye görmek istiyor. Bir çıkartma, bir kitapçık vesaire her neyse. Bunu çok iyi kurguladık ama bunu da kurgularken yine edebiyatı, bilgiyi ihmal etmeden kurguladık. Yani bir oyuncak vesaire bir şey verebilirdik belki. Çok da satardık ama onu yapmadık. Yani bir şey veriyorsak bu çocuğun yararına göre, esasına göre olsun, çocuğa seslensin. Ve çocuklarda koleksiyon yapma mantığı çok yüksekti. Bir şeyler biriktirmeyi sever. İşte böyle bilgi kartları serisi başladı. Mesela kapak konusuna göre her ay 18 tane böyle kesip saklıyor. İster oyun oynar, ister biriktirir. Bilmece bulmacayı ayırdık derdim içinden. Daha böyle bir içi daha edebiyat bilgi kalsın. Bilmece çözmek isteyen aylamada bunu yanında taşısın diye. Ve 16 sayfa bir ek. Arada bir poster veriyoruz. Yine illüstrasyon, odasına asıl, kültürel olabilir, edebiyat olabilir, bilimsel olabilir. İşte karıncaların yuvaları nasıldır tarzında bir illüstrasyon. İşte arada bir çizelge falan. Bir de şöyle bir seri başlattık. Yine mini kitap dediğimiz, tamamen masaldan oluşan, her ay verdiğimiz şu an 13. kitabı hediye ediyoruz. Bunları çocuk biriktiriyor ve bu hem bir promosyon değeri var hem de kültürel bir değeri var. Yani buradan çocuk bir şey görüp aldığında, şuradan bir sayfa açtığında, okuduğunda bir kazanç sayıyoruz artık. Çünkü bir harf okutmak artık çocuğa hakikaten büyük kazanç görüyorum ben dijital ortamda. Yani bakmıyorlar artık. Yani hepsi Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat bir sürü hesabı var ve kimsenin aslında okuduğu filan da yok. Bir şeyi beğeniyor, yani arkadaşı diye beğeniyor. Gördüğü zaman hemen orada tıklıyor, kalbe bir iletişime geçiyor. Ama yazılana bakan yok, eden yok, neyi beğendiğini bilmiyor. Tamamen teşhircilik üzerine kurgulamıştır. Dijital dünya var. Herkes kendini teşhir etme, öne çıkma,
geldiğinde bundan da işte karşılamak lazım. Yani dünya böyle bir dünya ve herkesin kendi medyası var artık. Yani sen burada yine yayın etmesin çok önemli değil. Benim 100 bin takipçim var diyor. Ben senden daha öndeyim kardeşim. Yani beni niye takip ediyor, seni niye takip etmiyor da benim diyor. Böyle bir algı, anlayış içinde edebiyatın, dilin biraz ötelendiği, yok sayıldığı, daha çok böyle popüler olma hevesiyle içi boş cümlelerin havada uçuştuğu bir ortamda biz yine çocuğu harflere, kitaba, yazıya davet ediyoruz. Ettiğimizi düşünüyoruz ve buna ilgi duyan hakikaten çok insan var. Görüyoruz anne babalardan en azından gelen taleplerde büyük bir ihtiyacı karşıladığımızı gösteriyor. Dijitale karşı biz savaşmaya devam ediyoruz. Şimdi dergi Minikta Çocuk'ta, Minikta Koltuk'ta, Koaz Medya Kurumu'nda ilk çıkarılma sürecinde patronajı, üst yönetim bir tiraj beklentisi vardı. Şu anda yakalanan tiraj, yönetimin beklediği tirajın en az 2-3 katı. Yani aslında bu anlamda grubun beklentilerini, tahminlerini, öngörülerini, fizibilitesini aşan bir şey. Neden bu başarı ortaya çıktı? Bu başarı ortaya çıkmasında aslında Mavi Kuş'un başarısıyla, Minikta'nın başarısıyla çok ortak bir nokta var. O da editoryal ekibi biraz serbest bırakmak. Yani çocukların beklediği o özgünlüğü, çocukların beklediği o müzikliği, o sevecenliği bizim ama edebiyat üzerinden, edebiyat hassasiyeti üzerinden yakalamamıza fırsat vermeleridir. Mesela Mavi Kuş'la ilgili çok bilinmeyen bir şey vardır. Mavi Kuş aslında o dönem bir cemaat, bir tarikatın bünyesinde çıkan, onların finansıyla çıkan bir dergiydi. Ama bu cemaat, bir cemaatin bünyesinde bir dini yapılacak çıkıyor olmasına rağmen hiçbir zaman dergi sayfalarına yansımayan bir şey. Çünkü grubu, dini yapının o zaman bizden beklediği, ya çocuklar için güzel bir şey yapın. Bu beklentiyi bizden istiyorlardı ve hiçbir zaman ya bizim Şeyh Efendimizin çocuk karakterine dönüşür de sayfalarda çiziyorum olarak yayınlayan gibi taleple karşılaşmadık. Bunu özellikle şunun için söylüyorum. O günkü yapıların, dini yapıların, tabi bazen söylüyorum, durumu ile belki bu dini yapıların çıkardıkları yayınlardan beklentilerindeki farklılaşmayı, değişimi ile kıyaslamamıza yardımcı olacak bir şeydir. Burada bugün de Salih Bey'in demin saydığı çocuk dergilerin dışında, iyi yapılarda, kültürel gruplarda çıkan çocuk dergileri var. Bazen bir yayın organı eki olarak çıkıyor, bazen müstakil dergi olarak çıkıyor. Ama onların temel sorunu bence şu anda bir çocuk dergisi olmaktan ziyade cemaatin çocuk dergisi, dini yapılı çocuk dergisi çıkıyor olmaları belki onlara bir avantaj sağlıyor kendileri reklam etmek bakımından. Bir vakfı, bir derneği, bir hoca efendi, bir kanal önderini tanıtmak bakımından işe yarıyor ama çocukluk bakımından işe yarıyor, çocuksuluk bakımından, çocuk edebiyatı bakımından ne kadar işe yarıyor? Bende cevabı var ama bir soru olarak ortaya bırakmakta fayda var. Şimdi Sahip Bey'in anlattığı işte çocuk dergilerinin kısmet tasnifiyle ilgili şeyleri söyledim. Ben onu biraz da böyle başlıklandırayım. Ben yani çocuk dergilerini dört bir tasnife tabi tutabiliriz. Yani bugün yayınlanan, geçmişte yayınlanan çocuk dergilerini. Bence birincisi çok didaktik diyebileceğiz. Yani çocuklara doğrudan bilgi vermeyi amaçlayan. İşte çocukları kendi mezhebince, meşrebince ideolojisi yetiştirmeye çalışan ve o bilgileri sürekli böyle bir öğretmen gibi aktarmaya çalışan çocuk dergileri. Tamamen eğitim amaçlı. İşte ağaç yaşken eğilir sözü gereğince o dergiyi, çocuk dergisi, çocuğu eğmeyi amaçlayan, çocuğu eğitmeyi amaçlayan bir yayın organı olarak gören dergiler. Kim bunlar? Türkiye'deki daha çok dindar ve tam karşısında Kemalist ideolojinin dergileri çoğunlukla böyle. İkinci türdeki dergiler de daha çok eğlence amaçlı. Çocuklar eğlensin tarzda giden dergiler. Bunlar eskiden daha fazla, şimdi çok azaldı. Bunların yerini şimdi daha çok piyasa dergileri, satış ve ticaret amaçlı dergiler. Demin Salih Bey'in
işte markaların, karakterlerin dediği dergiler. Onlar da tamamen artık bir sektör, ikinci, üçüncü grubu. Ve sadece dergi olarak çıkmıyor. İşte onun eşantiyonu, kıyafeti, oyuncağı, şemsiyesi, aklıda ne geliyorsa. Artık o bir sektör. Dördüncü kategoride edebiyat merkezi ve çocuk duyarlılığı diye. Yani Mavi Kuşu, Minika dergileri bu kategoriye dahil edildi. Bu kategoriye dahil edildi, başka dergiler de var tabii. Ama böyle bir dörtlü tasvip üzerine bakabilirsek dergileri daha iyi anlamış oluruz. Türkiye'de ideolojik grupların, yani Kemalistlerin, Sosyalistlerin, İslamcıların, Dindarların çoğunlukla birinci kategoriye dahil olması aslında kendi ideolojileri, kendi fikirleri bakımından da bir problemdir. Yani çocuğu böyle sürekli eğitilmesi gereken, sürekli düzeltilmesi gereken bir varlık olarak görmek fikri dergiye de, dergi ürünlerine de, dergi içerisinde muhteviyata yansıyor. Ve bu hep çocuğu edilgen bir noktaya getiriyor. Oysa çocuk edilgen değil, aktif bir bireydir, aktif bir insandır. O dergi süreçlerine de dahil edilebilirse ve çocuğu hep böyle eğitilmesi gereken bir şey değil de birlikte yol yürünmesi gereken bir insan olarak görürsek sanıyorum çocuk dergileri bu anlamda daha iyi noktaya gidecek. Burada dahil etmediğim beşinci bir kategori var. Yani hiç dahil etmek istemiyorum ama bir realite olarak var söylememiz gerekiyor. Kurum dergileri. Maalesef çok yaygınlaşıyor. Niye maalesef diyorum? Çünkü şöyle bir modayla yaygınlaşıyor bu. Benim filan yapı, dergi çıkarıyor, biz de çıkarıyoruz diye. Neleri kastediyorum? Belediye dergileri, bakanlık dergilerini kastediyorum. İçinde güzel örnekler var mı? Evet var. Ama çoğunlukla çok başarılı olmayan örnekler. Türkiye'de şu anda çocuk dergisi çıkaran bakanlık sayısı 4'e 5'e çıktı galiba, öyle zannediyorum. Çocuk dergisi çıkaran belediye sayısını artık bilemiyoruz. Çünkü artık bütün belediyeler çocuk dergisi çıkarmaya başladı. Bir işe yarıyor mu? Muhakkak orada çalışan insanlar çocuk dergisi noktasında bir mesafe kazanıyor olabilirler. Hiç elinde yayın ulaşmayan bir çocuğun eline geçiyordur, belki masal okuyordur ama bunun aynı zamanda bir niyet ve kaynak israfı olduğunu düşünüyorum. Keşke bu yani minikalara destek verseler, onu da söylemiyorum bunu. İyi örneklerin yaygınlaşması için çaba göstermeleri belki çocuk dergiciliği, çocuk edebiyatı, çocuk duyarlılığı bakımından da aslında daha fazla fonksiyonel olacağı, daha fazla işe yarayacağı düşünüyorum. Bunun bir yerde durması lazım. Herhalde son 3-4 yılda çocuk dergisi çıkarmaya karar veren resmi kurum, kuruluş, belediye sayısı önceki yıllara göre en az 15-20 kat artmıştır. Artık her yerde yıl bir sayı bir, yıl bir sayı iki gibi çocuk dergilerine resmi kurum, belediyeler, çocuk dergilerine rastlamak mümkün. Bir çocuk dergisi nasıl başarılı olur? Aslında kısmen şu ana kadar bazı cümleleri söyledik ama ben bu soruya Mavi Kuş neden başarılı oldu? Az sayıda çıkmış olmasına rağmen neden hala konuşuluyor? Neden üzerinde makaleler yazılıyor? Çok sayıda makale çıkan bir dergidir Mahmut Kuş dergisi kendisiyle ilgili. Mahmut Çelik Burcu Yokar'da gelecekte mesela Mahmut Çelik isimli İbn Haldun Üniversitesi'nde arkadaşımızla muhtemelen yüksek lisans tezi çalışacak dergiyle ilgili. Bazı üniversitelerde konuyla ilgili bitirme tezleri falan da yapıldı. Ben Mahmut Kuş'un neden başarılı olduğuna da 5 tane madde saymak istiyorum. Bu bugün çocuk dergiler için geçerli bir kriterdir. Birincisi, evet edebiyat yön veriyordu ama bu yüzden soğuk yüzlü, böyle çocukların anlamayacağı bir edebiyat değil, prensipler, edebiyat prensipleri yön veriyordu. Çocuğa görünük ilkesinden bahsetti. Bu Mavi Kuş hem farklı kendi kategorisini oluşturma imkanı verdi, hem de derginin sonraki süreçleri etki etmesini sağlamış oldu. İkincisi, Mavi Kuş'ta her sayı o sayı için sıfırdan üretiliyor. Bu çok önemli bir prensip. Mesela bu eğitim amaçlı çıkan dergilerde temel problem bir ürünün defalarca kullanılmış olmasıdır. Ya da Nasrettin Hoca, Karagöz, Hacivat gibi geleneksel metinlerin aynı alınıp konulmasıdır. Orada neredeyse geleneğe bir kutsallık atfedilerek onun aynı konulması sanki böyle sünnetmiş gibi, çok önemli bir şeymiş gibi aynı alıp bir konulur. Bu yani dindar muhafazakar çıkan çocuk dergilerine çok gözüken bir şey. Bir hadis-i şerifi alıp aynen koymak. Bir Keloğlan fotoğrafı, resmini alıp aynen koymak. Bir Nasır Hoca fıkrasını aynen alıp koymak gibi. Mavi Kuş tam aksine çok geleneksel, gelenekli bir ürünü bile kullanacak olsa, bu bir Hacivat Karagöz metni olabilir, bir Mevlana metni olabilir ama onu o sayı için
ve çocuk duyarlılığına uygun biçimde sıfırdan yeniden üretiyor. Hem metin olarak hem de çizgi olarak. Bu da Mavi Kuş'u başarılı yapan ikinci husustur. Üçüncüsü, derginin mutfağında çocuklar var Mavi Kuş'ta. Minikalarda da var ama Mavi Kuş'ta daha fazla. Minikalarda kısmen bunu yer verebiliyoruz. Dergin hazırlanış süreci çocuklar geliyordu, bir atölye gibiydi. Bazen hocam, abi bu olmamış diyebiliyorlardı veya görüş belirtiyorlardı. Daha da önemlisi çocuklardan gelen ürünler, yazılar, eserler dergi sayfasında yer alıyor. Şimdi denilebilir ki ya hocam her dergide bunlara yer veriliyor ama şöyle bir fark vardı. Derginin çoğunluğunda çocuklardan gelen, yani okuyucudan gelen ürünler, işte okuyucudan gelen, sizden gelenler gibi bence biraz ikinci sınıf bir kategori olarak, yani horlayıcı, ben bunu horlama olarak görüyorum, düşük hale getirdiğim bir yöntem de verilirdi. Mavi Kuş'ta o tür ürünler hiç altına okuyucu notu düşünmeden, işte sizden gelenler gibi bir şey konulmadan, sanki derginin bir yazarıymış gibi o metinleri yer verildi. Bu hem okuyucunun doğrudan çocuktan gelen bir metni okumasına fırsat tanımış oluyordu bu yöntem. Hem de o insanın, o yazısı gelen çocuğun daha sonraki süreçte gerçekten çocuk edebiyatının peşinden koşmasını sağlıyordu ki Mavi Kuş'ta yazıları çıkan arkadaşlarımızın çoğu şu anda yine edebiyat sahasında. Aynı zamanda belki aktarmayalım da Türkiye'de çocuk yayın kurulu olan, evet, yani yayın kurulunun çocuklar, 5-6 çocuktan oluşuyordu. Onlarla toplantı yapıyordu. Kapak konular vesaire öyle deniliyordu. Onlar karar veriyordu. Evet. Yani derginin Mavi Kuş'un yayın kurulunda olup ya da dergide Mavi Kuş'un sayfalarında yazıda yayınlanan gençlerden, çocuklarından çoğu bugün yine benzer işlerini yapıyorlar. Bir kısmı bize yakın, bir kısmı ideolojik çok uzak ama sonuçta oradan aldıkları bir motivasyona da kendi yollarını çizmeye devam ettiler. Dördüncü başlık, dördüncü prensip Mavi Kuş'un başarılısında gerçekten çocuğu böyle hep eğitilmesi gereken, işte ağaç yaşken evde sözün olduğu gibi eğilmesi gereken bir varlık olarak değil, bir yol arkadaşı olarak gördüğü için de Mavi Kuş başarılı oldu. Beşinci kategori, espri ve müzikliği seven bir dergiydi Mavi Kuş. Yani Ebat'ı zaten baştan öyleydi. Ebat'la ilgili bir şey aktarayım. Dergi çıktı. Mavi Kuş, Nisan işte 96 ilk sayısı. Çok birbirine zıt iki tepkiyle karşılaştı. Çok bilmiş büyükler, büyükler yani bizler. Ya böyle bak bunu kaçır, taşınması zor falan diye. Hem de çok böyle agresif tepkiler gösterdiler. Öğretmenlerimiz, hocalarımız, abiler, ablalar falan. Ama çocuklar çok olağanüstü olumlu tepkiler verdi. Çünkü çocuklar zaten alışkın oldu bile bak, biliyorsunuz eski tepkileri bile bak aynı zamanda. Çok hoş şeyler, tepkiler geldi çocuklardan. Müzikliği sever derken bu metinlere yansıyordu. Ama başka böyle mesela müzikliği severden severi bir örnek de vereyim. Biz her kayda döneminde büyüklere kayda veriyorduk. O bizden sonra çok yaygınlaştı ve şey derdik çocuğa. Bu kaydeyi doldur, annene götür. Bu kaydeyi doldur, okul müdürüne götür. Tabii değer yeme ihtimali olabilir ama olsun. Ve orada bir annenin, bir babanın, bir öğretmenin çocukla ilişkilerinde puanlandırılması gereken, not verilmesi gereken konular yazar. İşte seninle oyun oynuyor mu? İşte babanın çocuğuyla, evladıyla, annenin evladıyla oyun oynama çocuk karşısında bir puan yazıyordu. Ve bunu annesinin babasına götürüyordu. Ve en kötü karneye evet, onu söyler misin? En kötü karneye ödül veriyordu. Kötü karnesi kırık notları olanlar bize gönderiyordu karnesinin fotokopisini. Onlara kitap ediyordu. Mesela o dönem bugün, o dönem çocukların kötü karnene ödül vermek çok hoş bir şeydi. Bugün bunu yapabileceğimizi zannetmiyorum, büyük bir tepkiyle karşılaştık. Çünkü o günden bugüne daha fazla sınavcı, daha fazla başarı odaklı, kariyer odaklı hale geldiğimiz için. Sadece muhalif olarak bilinen bir karikatür dergisi veriyor her yer. Bisiklet ediyordu, en kötü karnı, sol tünel. Onlar devam ettiriyordu. Evet. Ben bir soruyla isterseniz Salih'e, böyle kısmen moderatörlük de yapayım. Pardon, moderatör kelimesi biliyorsunuz, Edebiyat Derneği'nde yasaklanmış kelimelerden, oturum yöneticisi olarak, ama bu güzel bir duyarlılık, yani bunu bir ironi olarak söylemiyorum, oturum yöneticisi olarak bir soruyla ben Salih'e, Salih Bey'e sözü aktarayım.
Sadece Amerika'da falan birçok gazete artık baskısından son veriyor. Türkiye'de de var bunlar. Yani dijital sürece geçiyorlar. Biz dijitalleşmede en aktif olan kuşağa hitap ediyoruz. Demin sen de söyledin. Bizim akıbetimizi nasıl görüyoruz? Akıbet hayrola. Evet, şimdi bunu tabii ki dergiyi kurgularken de çok düşündük. Dijital versiyonunda düşünmeliyiz. Yani oradan böyle bir dijital abonelikle satış olabilir mi? PDF şeklinde veya yeni bir şey kurgularak işte buradaki masalın ses dokunması, çizginin hareket etmesi vesaire böyle bir yan ürün çıkarıp kestirtesek nasıl olur? Üzerine kafa yorduk. Ama bunun çok olumlu olmayacağı şeyine ben kapıldım her şeyden önce. Neden? Şimdi bir dergi niye var? Yazılı bir şey, dergisi. Çocuğu işte daha natüre, doğal bir alana çekiyorsun. Yani hayal gücünü besleyebileceği bir şeydir kitap dediğin, edebiyat dediğin, dergi dediğin şey. Bunu buraya davet ediyorsan, bunun yöntemi ve aracı teknoloji olmamalı. Yani aynı yöntemle çağırıyorsan dergiye çağırmıyorsun olayı. Eğer bunu tablete, ekrana, cep telefonuna taşıdığında o artık başka bir şey oluyor. Yani her teknolojik ürün aslında bir ideolojiyi getirir. Arkasında ideolojiler çatışır bütün teknolojinin. Bir felsefesi vardır. Ve o felsefeye göre biçimlenir. İçinde ne sunarsan sun. Yani televizyon diyorsun. Televizyon bir felsefedir. Amacı eğlencedir. Boş vakit harcatmaktır. İçine işte ne koyarsan koy aslında o an ne dinlersen dinle. Dini bir şey de dinlesen. Film de izlesen vesaire. Orada bir boş zaman. Senin tefekküründen uzaklaştıran, alıkoyan, eylemsiz bir pozisyona geçip izlediğin bir kutudur o artık. Yani o an hiçbir şeyle uğraşmazsın. Çekirdeğiyle vakit geçirirsin. Telefon da öyledir. Mesela hepsinin bir ideolojisi vardır ve dünya bu ideolojilerin, bu felsefenin çatışması içindir. Şimdi böyle olduğunda biz ne yapalım? Dedim dijital olmaz. Zaten bir anlamı yok o zaman değerli çıkarmak. Tamam, dijital bir şey tasarlamak gerekir. Onun üzerine eğer kaygın satışsa, para kazanmışsa ona göre bir şey kurduralım. Ama kaygın hem derginin maliyetlerini karşılayıp hem de çocuğa doğru düzgün bir şey gelecekse son yolu dergi. Bunu TRT Çocuk denedi. TÜBİTAK'ın dergileri denedi. Aratılmış gerçeklik diye bir şey çıkardılar. Birkaç firma. Türkiye'de hala yapıyorlar. Kitapla bağlantılı. İşte burada bir şey var. Bir program indiriyorsun. Buraya ekrana gösterdiğinde o sayfa canlanıyor. Sesli görüntülü bir şey. Tuşları var. Zıplatıyorsun, otlatıyorsun vesaire neyse. Bir şeyi anlatıyor. Bunu TRT Çocuk yaptı. TÜBİTAK'ın dergileri yaptı. Şimdi vazgeçtiler artık. O bize de geldi bu öneri. Biz de böyle bir şeyle başlayalım. Benim ikizlerim var. 5 yaşında, 6 yaşındalar şu an. 2 sene önceki olay. Eyvallah. Bu şeyi indirdim ben. Benim bir gözlemim yani. Etkisine. Programı indirdim. Dergileri götürdüm. Önceden hep sürekli dergi okuyorduk, bakıyorduk. Birlikte bilmeceleri çözüyorlar vesaire. Bak dedim böyle bir şey var. Gözleri açıldı. Zaten yeni kuşağın ilk gördüğü şey tablet. Ekranı tuttuk, çalıştırdık. Aldılar bunlar, izliyorlar, kenara geçti. Bir buçuk saat onunla uğraştı. Bir tane dinozor canlanıyor orada. Bir şey getiriyorsun, ses çıkarıyor bilmem. Dergi unutuldu. Dergi yok artık. Ekrana bakıyor, ekran. Çok eğleniyorlar. Süper. Tamam, anne babalar için büyük bir açığı kapatıyor bir saat en azından. Bunda baş başa. Yani orada anladım ve gördüm ki bu teknolojiyle birleştirme işi çok farklı bir şey. Yani dergiyi ve yazıyı, kitabı artık bir kenara bırakıp
yine ekrana döndüren, çocuğu ekrana alıştıran bir içeriğe sahip ve hayır biz böyle bir şey bedava da verseniz kabul etmiyoruz, edemeyiz yani. Ve bir süre sonra işte tabii çocuktan bayağı bir kullandı bunu. Sonra vazgeçtiler, belki geri dönüşüm alamadılar vesaire. Yani demek ki teknolojiye çok bağımlı hale getirmemek lazım. Ama diyeceksiniz ki iyi de kardeşim teknoloji hayatın gerçeği, çocuklar hastası. Tamam, o zaman bunu biz dille, edebiyatla, bilgiyle, yazıyla nasıl yakalarız? Bunun yolunu bulmamız lazım. Bize düşen şey bu. Bunun için de teknoloji sayfaları koyduk. Yani hem teknoloji dünyasından gelişme ve vesaire. Kapağı bazen işte robotu taşıdık. Ama robot da olsa kapakta, televizyon, cep telefonu, drone neyse, bunlar da olsa bunu bir edebiyat gözünde, edebiyatçı gözünde, yazar gözünde, çizer gözünde çocuğa nasıl aktarırız? Hep bunun derdinde olduk. Yani güncel bir teknolojik bir şeyde yine edebiyat diliyle, çocuk diliyle kurgulamanın yolunu aradık, arıyoruz ve bunu sürdürüyoruz. İşte şey başladı, bu teknoloji haberleri dışında bunlar var. İşte bizim mesela yeni başladığımız güvenli internet var. İşte çocuklar internete giriyor. Ne yapacaklar? Orada bir sürü tehlike var. Çünkü mahremiyeti, özel hayatı yok eden, tarumar eden bir dünyadayız. Yani dışarıda çocuğumuza bir yan gözle baksa, bir laf söylese, başını okşuyorsa, hepimiz aniden bir tepki gösteriyoruz. Yani bir, sert bir hareket yapsa. Ama bilgisayara ve teknolojiye, bilgisayara, cep telefonuna onları eline verdiğiniz zaman artık siz olmaktan çıkıyor zaten. Tehlikelere, risklere çok açık bir şey. Her şeyiyle sizin kontrolünün dışında bambaşka bir dünyanın içine giriyor. Çocuğun bunu gerçeklikte bu şeyi algılaması çok zor. Yani onu zaten gerçek olarak görüyor. Masada nasıl gerçek gibi görüyorsa çocuk. Buradaki teknoloji de artık o hayatın bir parçası içinde. Ama bunu olumsuz kullanabilecek çok insan var. Çok görüyoruz işte tavizler, şunlar, bunlar, internet üzerinden yapılan işler çocukları açık, savunmasız bir alana itiyor ve bu bunda da en büyük sorunumuz muhtemelen biz büyükler. Yani teknolojik tadılar dedim sözün başında. Bunun anlamı bu. Yani çocuğu orada iki saat kendinden uzak tutmanın bir kar zannediyor. Çocuğu da konuşmak, oynamak vesaire artık herkesin işi güç var ve çok zor geliyor artık. Bir an önce başından uzaklaşsın dediğinde 3 yaşında bir çocuğun ellerine cep telefonu veriyoruz. Öbür çocuğa da git ne yapıyorsan yap, ne halin varsa gör modundayız. Böyle bir yani ortamda güvenli internet diyeceğimiz şey öne çıkıyor. Çocuklar nelere dikkat etmeli, nasıl yapmalı? Bunu da karikatürlerle anlatmaya başladık. İşte her şuna dikkat edin, buna dikkat edin ve bunu biraz eğlenceli bir dille çocuğa sunuyoruz. Teknoloji haberlerini mutlaka veriyoruz. Yani amacımız günceli ihmal etmeden, çocuğun yaşadığı dönemi ihmal etmeden, göz ardı etmeden bunu biraz yazı disipliniyle, edebiyat disipliniyle nasıl bağdaştırıyoruz? Bizim yapacağımız şey bu. Yani biz bir eğitimci değiliz. Bir anne baba değiliz, bir öğretmen değiliz, bir devlet görevlisi değiliz. Olamayız da. Biz edebiyatçıyız. Yani kalemimiz var. Ve bu kalemle çocuğa en doğru ne verebiliriz? Bunun hesabını yapabiliriz. Yani hep şunu beklerim. Yani İyi bir edebiyatçıdan zaten böyle bir şey çıkmadı. İşte kitap efendim eğitim versin. Yani bir kitap dini bilgisini versin. Ondan sonra çocuğun sağlığıyla ilgilensin. Bilmem ne ilgilensin. Her şeyi edebiyatçıya yükleyemezsin. Edebiyatçının işi de bu değildir zaten. İdeolojiyle hareket edecekse kendi dünya görüşünü evet her edebiyat eseri bir ideoloji barındırır. Yani bunu nasıl anlattığınız, kelimelerle nasıl ifade ettiğiniz önemli. Yani Müslüman olmamız, çocuğa dini değerleri algılarken
illa birebir cami vaaz veren bir hoca gibi, bir vaiz gibi hiçbir süzgeçten geçmemiş bir dille çocuğa seslenmek edebiyat değildir. Başka bir şey. Yani ben, o da zaten ters de. Çocuğu hayalle, masalla, iyi dille yakalayacağız. Zaten iyi bir dil oturtamazsan çocukta, güzel konuşma, güzel yazma, güzel okuma, bu bakış açılarını kazandıramazsın. Bu çocuktan zaten hiçbir şey olmaz. Yani bizim derdimiz Türkçe'yi, Türk dilini, güzel dili, bu güzel dilimizi nasıl çocuğa sevdirebiliriz? Biraz da amacımız bu ve bunun için de zaten hiçbir dergi olmayan bir şey daha yapıyoruz. Benim sözlüğüm diye bir köşemiz var mesela. İçeride çizgi romanda, masalda, haberde, her neyse geçen yabancı kelimeler var. Bunu birçok ülkede bilmiyorum belki. İşte şebeke. Okuyor orada şebekeyi. Belki size de soracak. Bana da bir soracak. Şebeke ne demek desen bir dakika düşünürsün herhalde şebeke. Nasıl ifade edeceğini bilemezsin. Sözlük okuma bilincini geliştirin. Çocuklar sözlük okumuyor artık. Ve biz burada içinde geçen kelimeleri sayfasında sarı olarak işaretliyoruz. Ve çocuk bu sayfaya geldiğinde ve orada karşılaştığında yani şebeke ne demek acaba? Hangi dilden geliyor? Kökeni nedir? Etimolojisi nedir? Kullanım alanları nedir? Bütün bunlar yine çocuk diliyle içinde geçen her ay 10-12 kelimeyi burada açıklıyoruz. Ve çocuğa bu bilinci, sözlük okuma bilinci, dil bilincini geliştirmeye çalışıyoruz. Bizim yapabileceğimiz bir şey bu açıkçası. Yani burada anne babalar da iş düşüyor belki. Yönlendirme açısından. Gerçi artık 10 yaşından sonra hiçbir çocuk herhalde anne babasının da çok bildiği kadar mıdır sanmıyorum da. En azından bunu şuradan deneyelim yani. Bunun için söylüyorum. Tamam, minik kabul 7-14, 8-14 veya okuma çağı, okul grubu ve kendi dergisini seçiyor. Böyle bir özgürlüğü var o yaşta. Ve alıyor. Ailesi belki yönlendiriyor ama bu dergi seven en azından belli bir kitlemiz var ve bu her ay üzerinde de gidiyor. Orada oturmuş bir kitle var. Asıl beni şaşırtan Milika çocuk oldu. 3-6 yaş grubuna yönelik bir dergi. Şimdi bu derginin 3 katı satıyor. Şu an Türkiye'nin en çok satan okul öncesi dergisi. 3-4 katı satıyor hatta. Bu dergiye talep neden diye düşündüm. Okul öncesi normalde işte boyamayla bilmem neyle geçen bir süreç. Ama biz burada masal veriyoruz, şiir veriyoruz. İki derdi ya da şiirle kapanıyor. Yani dinozordan bize çocuklar ilgi duydu o yaş grubunu. Bunun bir çizgi romanı var, bilmece bulmacası var, evlencesi var vesaire. Burada şu endişeyi yani büyüklerin sosyal medya anne babaların daha çok annelerin sosyal medya üzerindeki paylaşımlarından edindiği yakalandı ve bize de zaten geri dönüşleri gösteriyor ki anne babalar artık o yaş grubuna kadar gelen bu teknolojik değişimden çok rahatsızlar. Yani 3-6 yaş çocuğun artık zihninin, hayata bakışının, dil bilgisinin, dil tecrübesinin geliştiği bu yaşta teknolojiye teslim etmek kadar korkunç bir şey yok. Her şeyi o yaşta kapıyor çocuk. 5 yaşından sonra zaten artık çocukta zihinsel gelişim tamamlanır. Yani o artık bir şey veremezsin. Temelini attıysa onun üzerinden o binaya ek yapabilir en fazla. O yaşta anne babaları çocuklarını bu teknolojik saldırıdan boca edilmiş ötesine gelen bilgi, görsel, kirlilikte bir uzaklaştırma ihtiyacı var. Bir annelik ihtiyacı var. Annelerden daha çok zaten genel dönüşler. Yani çocuğu nasıl uzaklaştırabilirim? Ya bir şey okutayım, bir şey görsün, hayalinde bir şey canlandırabilsin. Endişesi bu dergiye itiyor çocuklar. Ve içeriği hakikaten Türkiye'deki bütün dergilerden çok farklı. Yani bir bilmecesi, bir konu olduğunda bilmecesi, masalı, şiiriyle, çizgi romanıyla
3-6 yaş grubunun çok rahat algıladığı, özümsediği, kendi kendine çözebildiği bilmece bulmacayla şekillenen bir değerli ve çok talep görüyor. Bu talebi ben gördükten sonra bir yıldır da şunu yapmaya başladım. Şimdi 3-6 yaş tamam, önemli bir yaş. Çocuğun kırılma noktası, hayata atıldığı bir nokta. Ama eğitim dediğimiz şey veya dil bilinci her neyse 0 yaşından itibaren başlıyor. Yani bunu anne karnından başlatanlar da var. Bakır şeyinde, literatüründe işte anne karnında çocuk sesleri duymaya başladığı için bir eğitimin, hayata hazırlamanın yolunun anne karnında başlandı. Söylenmiş bir klasik müzik dinletirler vesaire anne karnında. O zaman şunu düşündüm ben, yani 0-3 yaş için bir değer diyor Türkiye'de. Avrupa'da var. 0-2 yaş, 2-4 yaş, 4-6 yaş kategorik olarak gidiyor. Bizde hiç yapılmamış ve işte mini kadınlar diye bir şey var. 12 sayfa da olsa 0-3 yaş grubuna yönelik. İlk karşılaştığı kelimeler, harfler, renkler, şekiller bunlarla odaklanan bir ek çıkarmaya başladı büyük kadınlar ve bununla beraber dönmeye başladı. Tirajı katladı. Büyük bir ihtiyaç varmış demek. Yani demek istediğim 0-6 yaş grubunu kuşatan büyük çocuk büyük bir iş yaptığını düşünüyorum ben. Satış rakamları da bunu gösteriyor. Anne babalar yaklaşımda bunu gösteriyor. Bir doyum değil belki ama bir bıkkınlık bu dijital dünyaya karşı bir çığırık var anne babalarda. Uzaklaştırmak istiyorlar. Yani yemek yerken işte eline telefon tutuşturan, dinlenme yapan çocukluğun bir çıkmazı, bir arayışı var. Yani ve bu arayış içinde yüzümüzü kitaba, dergiye dönmekten başka şansımız yok. Yani bunlar kitap, dergi, edebiyat, dil dediğimiz şey bir bariyer. Bu gidişata karşı sağlam bir bariyer ve bu bariyeri güçlendirmemiz lazım. Bunda da iş devlet politikasına düşüyor olabilir, sivil toplum kuruluşlarına mutlaka düşüyordur. Yazar çizerler olarak Türkiye'de insanlar elinden gelen yapıyor, iyi örnekler var. Tamam dünyanın belki gerisindeyiz, üretmen, kitaplar vesaireler açısından ama ciddi bir ilerleme de var. Fakat bunun işte desteklenmesi lazım. Hani bir ara tablet dağıtıyorduk değil mi okullar? Şimdi hiç adını bile anmıyoruz. Yani kim tabletten başlamıştık, teknolojik tablete geldi, sonlandık. Onlar ne oldu bilmiyorum, vazgeçtik. Çöpe gitti. Zaten yanlış bir şeydi bana sorarsanız. Yani teknolojiyle çocuğa eğitim veremezsiniz, edebiyat veremezsiniz, bir şey veremezsiniz. Onun felsefesi bellidir. Eğlenceli vakit geçirmektir. Birbirini takip etmektir, teşhirdir, kendini göstermektir, her neyse. Onun felsefesi odur ya, onun üzerine bir şey kurgulayamazsın zaten. İmkanı olmuyor. Kurgularsın, milyonlarca içerik var. Yani 5 tane edebiyat dilim içerik bir şey yaptın, ne anlamı var ki? Ona ulaşacak da bilmem ne. Ulaştı, 10 dakika, oradan bir reklam butonu çıktı da tıkladı, geçti, başka bir sayfa, başka bir dünya. Bunun felsefesi başka. Yani onun yüzden çocukları yetiştirirken anne babalara bu yüzden çok işliyor. Asıl kaynak anne babalardır. Bu bilinç varsa anne babalardır. Çocuklarını mümkün olduğunca korumalı, uzaklaştırmalı demiyorum. Böyle bir dünya yoksa uzaklaştırmalı. Korunaklı bir hale getirmek. Nasıl sevip sarmalıyorsun onu, dış dünyadan koruyorsun. Ya, teknolojiye karşı biraz mesafeli olup bir bariyer kurup her şeye evet denen, her şeyin mümkün olduğu bir şey. Düşünün, İngiltere'de çocukların 7-14 yaş arası çocukların %65'i ekrandaymış, %65. Sokak yok hayatım, evde ve ekran karşısında %65. Korkunç bir rakam, bizi bekleyen gerçektir zaten 10 yıl sonra, 5 yıl sonra. Şimdi özgürlük dediğiniz şeyi dört duvar arasında sunma gibi bir tezat var. Özgürsün diyorsun sen. Özgürlüğün bir göstergesi, sembolü olarak sunuyorsun ve dört duvar arasına koyuyorsun çocuğu. Bu ne özgürlük? Nasıl bir özgürlük? Yani zihinsel özgürlük. Yani o kadar. Ama çocuğu oyunla, sokakla, hayalle
buluşturursanız zihinsel anlamda bir yere doğru gider çocuk. Yoksa taklit eden, aptallaşan bir evliye gideriz. Bu kaçınılmaz. Herkes